Mesut Bey, günün hisse analizinde ikinci hissemiz Migros. Siz de güzel bir yükselen kanal çizmişsiniz. Bakalım bu kanal ne kadar aktif? Evet, hem kanal yükselen kanal direncini test ettik, hem de daha da önemlisi burada Kasım ayından itibaren Mart ortasına kadar 10 Mart'a kadar geniş bir bantta hareket ettiğini görüyoruz. Yaklaşık yukarıda 152, aşağıda 122 diyebiliriz. Şimdi bu geçen hafta içerisinde buranın hacim desteğiyle kırılmasıyla birlikte sert alımlar gördük. Ayrıca böyle bir kırılımda, yani uzun süreli bant kırılımında hedef fiyat olarak, formasyon hedef fiyatı olarak bir boy kadar yukarı gitmesini bekleriz. Burada da gerçekten kırılım sonrası, ama yine hatırlatayım, burada hacim desteğiyle kırılım sonrasında hem bir bant boyu kadar formasyon hedefi, hem de kısa vadeli yükseliş trendine kadar ataklar geldiğini görüyoruz. Piyasadan pozitif ayrışıyor. Bugün de piyasadaki sert satışlara rağmen yine pozitif tarafta sabah bir geri çekilme yaşadı, ama hemen artı tarafa geçti. Şimdi öncelikle şunu diyelim, yeni bir pozisyon almak için kısa vadeli burada 182 veya bir önceki zirve 180 bölgesi diyelim. 180'lerin üstünde bir kapanış görmek gerekir ki evet, bundan sonra tekrardan bir yükseliş ivmesini devam etsin diyebilelim. Hem kısa vadeli yükseliş trendi, hem formasyon hedefi, çünkü bu bölgeden geçiyor. Önemli bir direnç. Gördüğünüz gibi direnci kırmakta zorlanıyor. Dediğim gibi yeni bir pozisyon için en azından 180-100 182 bantının yukarısında bir kapanışlar olması gerekiyor. Tepkiler burayı kıramadığı sürece bir kar realizasyonları yaşanması beklenebilir ki son 2 günden beri bu süreçteyiz. Bence burada öncelikle şunu söyleyelim. Bugün dip bölge olan 164 seviyesi ilk destek noktamız. Kırılması halinde burada ana desteğimize kadar, ki 152'lerden geçen ana desteğimize kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Kısa ve orta vadeli pozisyon taşıyanlar için burada 152'nin üstünde kapanışlar olduğu sürece bunu bir düzeltme olarak görmek lazım. Bu sert yükselişin düzeltmesi olarak görmek lazım. Pozisyonları korumak veyahut da bu geri çekilmelerde belki pozisyonlanmak da gerekir diye düşünüyorum. 152'lerin üstünde tutunduğu sürece yeniden 180 ve sonrasında da üstünde yeni zirvelere doğru ataklar sergileyebilir. Son 2 günden beri piyasa ile birlikte işlem hacmi düşük. Dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bakın, burada gördüğünüz gibi RSI, diğer kısa vadeli göstergelerde zirve bölgelerine gittiler. Evet, bir negatif uyumsuzluk yok, ama yorgunluk sinyalleri var. O nedenden dolayı da burada geri çekilmeler, ki piyasa şartlarında görüyoruz, geri çekilmeler daha da sağlıklı olabilir. Bir geri çekilip örneğin 152 bölgesine kadar güç toplaması açısından bence daha sağlıklı diye düşünüyorum. O nedenle kısa vadeli yatırımcılar için kısa ve orta vadeli 152-182 bantını takip etmek gerekir. Hangi tarafa kırılırsa o yönde yine sert pozisyonlanmalar görebiliriz. Kırılmalarda tabii ki işlem hacminde mutlaka izlemekte fayda var diye tekrardan belirteyim. Böylelikle günün hisse analizi yayınlarımızın da sonuna geldik. İki hisseyi Twitter'daki anketimiz doğrultusunda sizler belirlediniz. Mesut Bey de sizler için değerlendirdi. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Mesut Rica Bey, ederim. değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi yarın günlerden çarşamba, biliyorsunuz her çarşamba saat 2'de Mesut Bey ile yayınımız var. Soru cevap yayınımız 1 saat sürüyor. Sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. O yayınımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bildirimleri de açmanızı tavsiye ederim ki en azından zamanında yayınlara da katılım sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın. İyi günler.